Rüya, ceviz sonunda bize alıştı. Oy gözlere bak. Ne kadar tatlısın. Okşa okşa Rüya da gitmesin. Yavaş narin. Sen bilirsin değil mi ki Rüya kediler nerelerinden okşanmayı seviyorlar? Nereni seviyorsun? Aa ceviz gitme. Biz seni çok seviyoruz ama. Ha yatıyor mu? Aa siz kız kıza burada keyif mi yapıyorsunuz şimdi? Yan yana oturmuşlar bakayım. Oh televizyon da açık. Oo keyif yapıyorlar. Sen telefonda mısın? Artık değilsin, artık cevizlesin. Rüzgar sen ne yapıyorsun bebeğim? Döndürüyor musun? Döndür bakalım. O neymiş? Fotoğraf albümü o, biliyor musun? Aa burada bir sürü bozuk para var. Ya ceviz bunları yutarsa peki, onu hiç düşünmedin mi? Allah Allah Rüzgar. Ya Rüya iyice alıştı galiba sana, ne diyorsun? Arkadaşlar az önce Rüya'nın morali bayağı bozuk ciddi. Ceviz niye hala benim kucağıma gelmiyor, niye hala değil. Şimdi bak minik tatlı ceviz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de kucağıma alabilir miyim acaba? Ne diyorsun? Öpmek mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Hayvanları öpmeli miyiz? Mesela bu tatlı bir ev kedisi. Sizce bu ev kedisi öpülür mü, öpülmez mi? Hemen yorumunuzu yazın. Şu anda like'ınızı da atın arkadaşlar. Biz de sizce yazan öpülür ya da öpülmez diye Rüya'da ona göre öpsün ya da öpmesin. Ceviz sen çok tatlı Rüya. Çok tatlı bir kedi ama bu. Ay burnuna falan elliyor Rüya ve ceviz bundan çok memnun. Arkadaşlar burada birbirine alışmış iki kedi yavrusu var. Bakayım. Ya sen çok tatlıymışsın ama. Ya ben çok seviyorum hayvanları, biliyor musun Rüya? Kedileri, yani köpekleri. Ama sen dokunabiliyorsun. Evet ben biraz dokunma konusunda şeyim ya, böyle tülü tülü oldukları için birazcık ürküyor olabilirim. Ben az önce sevmeye çalıştım, bana kendini sevdirmedi biliyor musun? Ama sana sevdiriyor. Bak kucağına bile yatıyor. Alıştı o zaman sana Rüya, ne dersin? Ceviz. Bıcırık mı? Rüzgar gibi mi yani? Rüzgar bıcırık bir, sen bıcırık ikisin ceviz. Ceviz'in adı da çok güzel ama. Arkadaşlar sizin böyle bir kediniz olsaydı. Evet rengi çok benziyor. Sizin böyle bir kediniz olsaydı. Böyle tat. Aa, korkma korkma Rüzgar böyle sesler çıkartıyor ceviz. Galiba benim ayağımın yanına geldi. Gel. Gel ceviz. Ceviz burası yağmur mu yağıyor? Niye bunun altına saklanıyorsun? Ceviz. Şu anda bana bakıyor. Bir dakika Rüya. Galiba bana alışmak istiyor birazcık da belki. Olabilir mi? Ay dur şurada bir şey buldum. Acaba bununla oynar mı? Ceviz adam şip şap şop. Bur. Ay Rüzgar gel. Tamam sen yap. Böyle tut. Bakalım ceviz gelecek mi? Ceviz ya sevmeye çalışıyoruz seni. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ayağımın yanından geçerken ben birazcık korkuyorum biliyor musun? Böyle har böyle birden dokunacak da huylanacakmışım gibi geliyor. Rüzgar senin elindeki kurdeleye geliyor, haberin olsun. Hop geldi. Şarkıya başladık arkadaşlar biz. Milli şarkımız bu. Biliyorsunuz artık Rüzgar'ın en sevdiği şarkı ne? Vah vah vah. Rüzgar ne yapıyor? Bilmiyorum, ne alacak şimdi, o senin mi onun mu? Onun o. Ceviz gel ceviz gel. Ceviz ay kaçtı, korktu galiba benden. Ya Rüzgar bunu sevdi bence. Rüya bak bu oyunu sevdi. Yine geldi. Böyle salla salla at bakalım ne yapacak Rüzgar. Gelmedi bu sefer. Aa kaçtı. Üstüne atarsan korkar. Üstüne atma. Böyle sen salla o gelsin, tamam mı? Gel gel. Gel gel. Gel Ceviz. Gel gel. Gel Rüzgar ne yapıyorsun? İki tane para mı var sende? Paralar, paraları o koyuyor musun orada? Tamam anneciğim. Sen neyin peşindesin acaba? Ne yapıyorsun? Ceviz oyun mu oynuyorsunuz Rüya'yla? Bu ne? Bakabilir miyim bir dakika. Kurdele mi? Nasıl kurdele? Ay rengi çok anne, güzelmiş. Akşam oldu. Ceviz'e dikkat et. Neden? Şöyle gel bakalım. Ceviz akşamları çıldırıyormuş. Allah Allah. Rüzgar da paralarla oynuyor ama inşallah o paraları şey yapmaz. Ceviz falan ağzlanmaz. Dur bakayım paraları bir kontrol edeyim. Şu paralara bir bakalım da Rüya. Bir şey olmasın ya, bir sohbet ettik falan 5 dakika oluyor.
Rüya, az önce burada paralar vardı, şimdi yok. Ne? Kızım, Rüzgar az önce burada iki tane para koydu, buraya yok. Biz burada seninle sohbet ederken Ceviz hızlıca gelip paraları alıp yutmuş olmasın? Ceviz'in ağzı o kadar büyük olamaz. Anneciğim, küçük para vardı. Bir de bilemezsin, kedi bu. Rüzgar, paraları sen aldın mı? Almadım. Almadın mı? İşte burada. Paralar yok. Rüya, Ceviz paraları yedi. Ne yapacağız şimdi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bu kedi bizim değil. Emanet, tamam mı? Ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapmalıyız? Kedi. Şimdi kedi. Kedi eğer parayı yedi, veteriner. Veterineri arayalım. Ya da Ceviz'i yakalayıp direkt veterinere götürelim. Ne diyorsun? Ne? Bence hayır. Veterinere götürelim. Taşıma kutusu nerede bunun? Yürü, kutuyu bulalım. Hanan'a söylemeden gidelim. Kutusu burada mı? Bu mu acaba kutusu? Bakalım. Gel bakalım. Aa, bu tuvaletiymiş. Yanlış yere şey yaptım. Bu olamaz. Bu değil. Ya nerede? Kutusu da yok. Rüya, ne yapacağız Rüya? Rüya kedi. Anne, ya bir şey olursa Ceviz'e? Onu bile bilmiyoruz. Yuttu annem, paralar yok orada. Rüzgar ben almadım diyorsa geriye tek bir kişi kalıyor. Yerde görürdük o zaman paraları. Ya onun altına girdiyse Rüzgar'ın eğer böyle... Bilmiyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? Halana yapalım. Evet, halana yapalım. Halana söyleyelim. Gel. Gel. Abla, burada mıydın? Şey, bizim sana bir şey söylememiz lazım. Ne oldu? Rüya, sen mi söylesen? Tamam, beraber söyle. Tamam, beraber. Şimdi biz bir hata yaptık, tamam mı? Paralar şu masanın üzerinde, iki tane para vardı. Biz annemle şunu 5 dakika konuşurken biz paraları yedik. Paralar ortada yok çünkü abla. Ceviz kesin yedi paraları. Biz Ceviz'in para yemesine sebep olduk. Hemen alalım onu, veterinere götürelim abla. Sakin olun. Şuradaki iki para mı? Evet evet. Ben aldım. Sen mi aldın? Mikrop kapmasın diye. Aa! Ya abla, bizim ödümüz patladı. Para sende mi? Ya ama siz ikiniz bizi böyle mahvettiniz şu anda. Biz 10 dakikadır veterinere gittik. Neler neler yaptık biliyor musun Rüzgar? Ya çok korktum ben. Rüya sen? Rüya bayıldı. Rüya, Rüya kalk. Kalk. Hadi uyan. Tamam, sıkıntı yok anneciğim. Ay, benim de ödüm patladı gerçekten. Ceviz ya, senin yüzünden çok korktuğumuzu biliyor musun acaba? Sen buraya saklanmış duruyorsun ama bizim ödümüz patladı. Sen paraları yedin sandık. Neyse, Allah'tan yememişsin. Neyse Ceviz, görüşürüz. Çıt çıt çıt. Gel hadi oyna bununla biraz. Gel. Hadi. Gel Ceviz. Al, hadi yakala. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün Ceviz'in eşyalarını tanıtacağız. Ceviz'in evini, kedi evinin. Kim? Tabii ki de Rüya. Öncelikle buradaki evinden başlayabilir miyiz anneciğim? Önce kedinin buradaki, Ceviz'in buradaki evini tanıyalım. Gel bakalım. Ya bakar mısınız bu evin güzelliğine? Çatısı var. Kaldırabilmek için bir şey var. Kedi kafası şeklinde bir tane şey var ve içinde güzel bir yastığı var. Rüzgar, sen giremezsin ona anneciğim, tamam mı? Senin için birazcık... İkinciye geçiyoruz. Şimdi ikinciye geçeceğiz. Gel bakalım başka neler varmış Ceviz'in. Rüya bize anlatsın Rüzgar. Kalk oğlum. Gidelim ve bakalım arkadaşlar. Kedinin başka nesi var? Bu Ceviz'in kurdelesi. Bununla oyun oynatıyoruz öyle mi? Evet. Ceviz nerede peki? Ceviz orada. Ama yavaş, bana çarptın. Biraz şu an huysuz mu? Tamam peki. Peki. Onun lavabosu. Tuvaleti mi yani? Ellerini yıkacak hali yok kedinin. Rüzgar, ellemiyoruz. Tuvaletiymiş orası. Kaka yapıyormuş, çiş yapıyormuş onun içine. Tamam mı? Tamam, kapat şimdi. Burası Ceviz'in yemek yeri. Yemek masası diyebiliriz. Adı da yazıyor. Çok tatlı. Peki bu ne Rüya? Tırmanma duvarı gibi bir şey mi bu? Tırnaklarını kaşıyor. Hem ona eğlence oluyor öyle mi? Ay süpermiş. Peki bu ne? Bu ne? Ha, yemi. Tavuk var üstünde. Gel kardeşim bu. Tavuklu mu? Ay, evine geldik diye bize bir şey yaptın. Kızdın mı bize Ceviz? Rüzgar, Ceviz bize kızdı galiba. Gel gidelim hadi. Bir alkış yaptım. Koştu mu? Peki Rüya, şu ne? Bu ne Rüya peki? Orası onun. Bu da mı onun yatağı? Ay, bu da onun oyuncağı. Çok güzelmiş. Ne oldu? Problem nedir? Oyun mu oynuyordunuz? Ya peki bir şey sorabilir miyim? Bu ne? O mu? Onun tara. Ceviz'in mi bu? Tarıyorsun böyle onunla öyle mi? Peki tarayabilir misin şu anda? Evet. Hadi tarayalım o zaman.
Sen koş cevizi yakala. Ben de... Annem ben tutayım. Sen de tara. Cevizi bekleyeceğiz, tamam mı? Git cevizi yakalayalım önce Rüzgar. Ceviz. Geldi. Ceviz. Rüya sen de gel. Sen cevizin dilinden daha çok anlıyorsun. Sen daha yardımcı olabilirsin. Ceviz neredesin? Bulduk seni Ceviz. Burada mıydın? Şimdi biz seni tarayacağız, tamam mı? Gel gel. Ve geldi bize. Dur bir dakika, deneyeceğim. Nasıl oluyor? Korkma ben. Korkma, böyle metal olunca da birazcık yavaş. Değişik görünüyor. Ay kulağını acıttım. Ay Rüya bunu sen yap bence. Bu sana yakışır annem. Sen daha iyisin hadi. Ben seveceğim galiba ya. Ceviz ben senin önce elimi kokla. Gördün mü? Ben zararsızım. Rüzgar ses yapma, korkuyor. Rüzgar. Ya Rüzgar. Korkuttun işte, cırmıkladı değil mi Rüya? Ama korkutursan böyle olur ki. Niye böyle? Ne yapıyorsun? Anne bir daha Allah bunu gelirsen Rüzgar'ı getirmeyelim. Neden anneciğim? Rüzgar korkuttu çünkü, değil mi anneciğim Ceviz'i? Bir de Ceviz'i düşün. Onun annesi de yok yanında, babası da yok ve şu anda korktu. Ceviz korktun mu? Biz buradayız, hiç merak etme, gel. Niye korkuttun Rüzgar? Rüya ne yapmalıyız şimdi? Diyelim bizim kedimiz var. Sokakta onlar. Daha doğrusu bilmiyoruz nerede olduklarını. Bu yavru kedi tek başına dışarıdaydı. 4 yaşında. 4 yaşında değil anneciğim. 2 yaş, 2 aylık daha. 4 aylıkmış. İkimiz de yanlış biliyormuşuz. 4 yaşında dedi, 2 aylık dedik. Orta yolu bulduk. 4 aylıkmış arkadaşlar. Ama yazık ya. Korkuttuk onu. Tarayamadık da onun tüylerini ya. Neyse artık bir dahaki sefere. Anneciğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Burası efsaneymiş. Klasik arabalar müzesine geldik biz şu anda. Gel bakalım gezelim. Rüya baksana ne kadar güzel, bir sürü araba var. Araba değil mi sadece, başka ne var? Ha motor, yat falan filan. Burada arabalarla ilgili. Ay bu araba çok havalı göründü bana. Bu ünlü acaba bu arabaya mı bindi? Şu Marilyn Monroe değil mi sence de? Ay gel bakalım, daha bir sürü arabalar var. Ne var anneciğim cebinde? Aa. Ne var o? Nereden geldi kızım o para sana? Hadi koy o zaman, belki bana yemek ısmarlarsın. Böyle olabilir mi? Hadi yürü bakalım, başka neler, hangi arabalar varmış, kendine yemek ısmarlayacakmış. Rüya baksana. Bu arabanın rengi çok tatlı. Kimi gördün? Elsa mı? Bakayım anneciğim, Elsa değil o. Moralini bozmak istemem ama. Asıl şurada Atatürk'ü gördüm. Onun arabası mı? Gel bakalım. Audrey Hepburn. Başka kimler var bakalım? Yürü yürü. Ay çok güzel. Bu Atatürk'ün arabası galiba Rüya, ne dersin? Atatürk'ün resmi de var. Ya çok da havalı ve güzel bir arabası varmış değil mi? Anneciğim Elsa değil ama o. O Marilyn Monroe. Kıyafeti de aynı değil. Elsa buz kıyafetleri giyiyor. Bak bu da. Arkadaşlar klasik araba nedir bileniniz var mı? Hemen yorumlarda yazın, like'ınızı atmayı unutmayın. Aa evet, aşağıda da küçük küçük uçaklar var. Aa burada da eski bir şeyler vardı, bakayım. Aa markaların falan şeyleri. Amblem gibi bir şey herhalde bunlar da, bilmiyorum. Çok güzel müzeymiş ama, ben çok severim böyle yerleri gezmeyi, biliyor musun? Rüya bunlar kaç basıyordur acaba? Mesela şu. Az mı basıyordur? Belli olmaz ama. Nasıl yani, mesela şu mu? Ay bu gerçekten. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu araba çok havalıymış. Baksana. Ford Mustang. Ay ben Mustang'leri oğlum olası çok severim zaten. Mini Cooper'ı seviyorum ama Mustang de ayrıdır benim için yani. Mesela şu araba. Arabaların mı? Bakalım. Ay evet, bu arabaların oyuncakları varmış. Alsak mı acaba? Evet ama bize arabalar lazım. Arabalar çok güzelmiş. Ya Rüya bir şey söyleyeceğim. Ay şu kırmızı da Mercedes'miş. Mercedes. Evet şurada bak. İki tane Mercedes var. Bir tanesi orada, bir tanesi orada. Onların ikisi de kırmızı. Gel. Bak bu kırmızı Mercedes. Önündeki işaretten beri. Değil mi arkadaşlar? Ben yanlış bilmiyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Bu bir Mercedes mi sizce yoksa değil mi? Yorumlarda yazın. Bir tane şurada kırmızı bir araba var.
Hangisini? Bugatti Veyron. Arkadaşlar peki bir şey soracağım. Herkes şu anda en sevdiği arabayı, araba markasını bize yazabilir mi? Yorumlarda bekliyoruz. Ben şu anda kararımı verdim. Şuradaki gördüğüm de beni biraz etkilemiş olabilir. Ben Ford Mustang diyorum. Ben Mustang. Rüya Bugatti Veyron dedi. Bakalım sizler neler diyeceksiniz. Herkes en sevdiği arabayı yazsın. Yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.